Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de çünkü seri sona erdi. Moraller bozuk Fenerbahçe'de. Çünkü başka bir seviyeden bahsediliyor. Namağlup Erol Hoca'nın yapmış olduğu açıklama. Namağlup Fenerbahçe'nin yoluna devam etmesi şeklindeydi. Bunu istiyordu hoca ama Konyaspor müthiş bir mücadele. Konyaspor'un maçı kazandıran neydi Yalçın? Ya bu İsmail kadar Hoca'ydı. eksik. Ya tabii, hayır, taktik olarak. Ya İsmail Hoca Ya taktik şüphesiz. olarak Fenerbahçe'yi çok güzel analiz etmiş, çok güzel çözmüş. Zaten Fenerbahçe'yi tanıyan bir İsmail Hoca'dan bahsediyoruz. Bir de artık Fenerbahçe'nin nasıl bir 11'le çıkacağını, nasıl reaksiyon göstereceğini artık bütün takımlar biliyor. Galatasaray'ı bildiği gibi. Ben orada en büyük hatalarından birisinin Pelkas'ın çıkması olarak görüyorum. Pelkas çıktıktan sonra orada Ozan'a, Gustavo'ya daha fazla görev düştü. Ve ondan sonra Erol Bulut gol atmaya giderken gol yedi diye düşünüyorum ben o. Beraber. Hava giderken avlandı yani. Yani bakmış olduğunuzda dün de bu ekranlarda yayındaydık. Taner'in çok güzel sunumlarıyla Evet. Caner'in, Gökhan'ın bu anlamdaki boş ortalarını net bir şekilde gördük. Ama karşı takımda İsmail Hoca ve ekibi Fenerbahçe'yi öyle bir irdeleyip öyle güzel analiz etmişler ki yani karşılarına çok tempolu oyuncular koydular. Ya bu kadar top kaybına sebep olabilecek etkenlerin başında İsmail Hoca'nın karşısına sunmuş olduğu oyuncular Sokol'la, diğer tarafta Mia'yla. Ya bu oyuncular Gökhan ve Caner'e ciddi anlamda hem çıkışlarını zorlaştırdılar. Çünkü tehdit eden oyuncular, tempolu oyuncular. Bir de hiç defansa çekmedi takımı, hiç geriye çekmedi. Sürekli atak oynattı Serhan abi, ve ben bir de bir sürekli şeye dikkat çektim. Oyunu çirkinleştirmediler. Arkadan yok, pas asla. yaparak çıktılar. Asla, evet. Yani baktığınızda ne yaptığını bilen bir Konyaspor vardı. Evet. Ama bir de şimdi Konyaspor'a baktığınız zaman hani Beşiktaş maçında oynayan bir takım var. İşte dün Fenerbahçe, evvelsi gün Fenerbahçe'ye karşı oynayan bir takım var. Diğer tarafta da diğer takımlar oynayan bir takım var. Futbolcular bence seçiyor olabilir mi Ya büyük maç takımlarla olan seçiyor maçları? kesinlikle. Maça Onu çünkü da büyük farklı takım görmek lazım maçlarına yani. farklı bir motivasyonla hazırlandığınız Ama net bir burada ama şekilde. şöyle bir şey var. O zaman bugünkü Malatyaspor'la geçtiğimiz hafta Malatyaspor arasında dağlar kadar da fark var. Evet tabii. Ama çok Onu... özür diliyorum. Burada oyuncu değişkenlikleri oldu Evet. Malatyaspor'da. Adem'in Burada mesela ama yani. oyun metrajını da hesap etmemiz lazım. Yani İsmail Hoca'nın maç öncesi planı Caner'le Fenerbahçe orta yapıyor. Gökhan Gönül'le orta yapıyor ki diğer oyuncular da buna artık ayak uydurmaya başladı. Ayağına top gelen Fenerbahçe de ceza sahası içine gönderiyor. Ve Abdülkerim ve Adil ile Evet. buna hafta içi belli ki çalışılmış. Ve bu oyuncular da 1.90 falan değil ha bu arada. Evet. Değil, değil, İki aynen öyle. stoper de 1.90 falan değil ama nerede konumlanması gerektiğini o kadar iyi öğretmiş ki İsmail Kartal. Savunmada bu önlemi almış. Demiş ki yani ben bu kör ortalardan gol yemem. Ama bir de Manchester United Başakşehir maçını da iyi analiz etmiş bence. Oradan da biraz kopya çekme. Başakşehir'in çünkü Manchester United'ın Dembaba ile bulduğu gole bak 50 metre top sürüyor. Tamam. Maçın başında Milosevic'in bulduğu gol pozisyonuna bak. Evet. Kaleciyle karşı 50 karşıya metre. bir çay söyleyecek. Ondan sonra vuracak. Evet. İyi vuramadı o ayrı mevzu. Şimdi önde de şunu söylüyor bize İsmail Kartal. Ben Skaleşi ile Milosevic ile Mia ile Kravets ile. Savunması var mı bu adamların? Yok. Neredeyse yok. Ama ben burada topu yakalarsam cezayı keserim. Yani burada ben İstanbul'da Fenerbahçe önünde 90 dakika savunma yapamam. Yaparsam kesin gol yerim. Yani birine çarpar, ona çarpar, buna çarpar, gol olur. O zaman ben niye böyle bir risk alacağım? Ben Skaleşi'yi oyuna alırım, Milosevic'i oyuna alırım, Mia'yı tutarım, Kravets'le de sonuca giderim. Gitti mi? Rahat gitti. Şimdi bu planı gören başka takımlar da Fenerbahçe önüne ki Antalyaspor'da bunu yaptı aslında. Podolski ile işte diğer hücum oyuncularıyla beraber daha bayağı iştahlı bir hücum organizasyonu vardı Antalya'nın da. Yarın öbür gün diğer takımlar da burayı referans kabul edecek. Çünkü Fenerbahçe'nin ön tarafına bakıyorsun. Samat'ta savunması eksik. Caner Erkin savunması eksik. Gökhan Gönül zaten orta sahanın 20 metre ötesinde konumlanıyor. O bir tek Gustavo ile Ozan savunma yapar. Pelkas yapmaz. Zaten Ankara Gücü Caner'in tarafına doğru gitmeye başladı ki orası çok fazla Caner Ama çıkınca arkada boşluk bu yakalayayım diye. plan çok kolay çözülebilir bir plan. Ben sene başından bu yana Sosa'nın Fenerbahçe yokluğu da eleştirisi dolmadı orada bir yaparken de. Sosa olursa da fark etmez bu oyunda. Sosa da savunması eksik bir adam. Ama belki Sosa olsaydı
bugün Belhanda'nın yaptığı gibi ekstra paslar. Bence yapardı. Ama yok, bence yapardı. Bak, abi bak. Ama bir de şimdi Sosa yok. Yani. Mert Hakan'ı niye oynatmıyorsun? Ondan sonra ya, onu ayrı tartışırız ama. Oynatmıyorsun yani böyle. Bak, şöyle, Pelkas'ı çıkartır mıydın sen? Hoca olsaydın, Erol Bulut'un yanında olsaydın Pelkas'ı abi, çıkartır mıydın? Sorunu eğer Pelkas'ı da özetlersek Pelkas'ın savunmasını da düşünmemiz lazım burada. İhtiyaç duyulan savunması. Yani Fenerbahçe'de eğer bazı oyuncular savunma yapmayacaksa bu takım daha puan kaybeder. Çok puan kaybeder Fenerbahçe. Abi, Pelkas çünkü, çıkınca zaten abi bak, orada sıkıntı yaşarız. Caner Erkin'in 25 orta sayısını, ligin başından bu yana belki 70-80 orta sayısını dünya futbolunda kimseye izah edemezsiniz. Fenerbahçe için bas bas bağırdığım nokta buydu sene başından bu yana. Kanatlar bu kolay geldi, çözülür tamam. Bir plan. Peki Galatasaray'ın oynadığı sistemle oynasaydı Fenerbahçe kazanır mıydı? Abi zaten Fenerbahçe böyle bir kalitede bir takım niye böyle oynanmaz? Evet. Ben hocaya, Erol Hoca ile ilişki benim hep birinci haftada bunu söyledim. Çok büyük bir soru işareti ama var. Biz nasıl olsa kazanırız düşüncesiyle sahaya çıkarsanız hani, rakip bak, size cezayı keser. Derdim ne biliyor musun? Fenerbahçe Erol Bulut'u Caner Erkin orta yapsın diye getirmedi buraya. Derdim bu. Evet. Ama Fenerbahçe'de tüm oyuncular Caner Erkin'i görmeye çalışıyor. Bu mudur abi Fenerbahçe'nin oyun planı? Bir de Serdar abi bilmiyorum katılır mısın ama İsmail Hoca da kendi takımının hangi pozisyonda, hangi kalitede olduğunu net bir şekilde biliyor. Dikkat ederseniz. Peki Erol takım, biliyor mu? Yani Erol Hoca zaten Konya Spor müsabakasını biz nasıl olsa her şartta biz Konya Spor'u yeneriz düşüncesiyle zaten o oyuncu grubu da sahada dikkat ederseniz o sorumluluktan uzak. Biz zaten galip geliriz düşüncesiyle çıktığı net bir şekilde belli. Çünkü bu kadar kreatif oyuncuların Galatasaray'dan bahsediyoruz. Sorumluluk alması, yer değiştirmesi, birbirleriyle iletişim halinde olduklarını biz Fenerbahçe maçını izlerken görebildik mi? Bak, göremedik. Peki geçtiğimiz haftalarda gördük mü? Gördük. Evet. İşte bak, bu. Ama bak burada bir fark var. Fenerbahçe takımı bu dönerek Galatasaray'ın az evvel yaptığımız oyunu oynayabilecek potansiyelde. Ama neden Fenerbahçe bu oyunu döndürürken topu hep sol kanada aktarıp da Caner hadi orta yap biz de kafayı vuralım mı düşünerek o zaman, oynuyor? O zaman niye ceza sahası içine? Santrafor, uzun boylu santrafor evet. Oynatır. Ha, değil mi ya da? Ya rehavet, rehavet her takım için tehlikeli. Evet. Abi şimdi, Samat da bu formasyonda oynamaz. Ya baktığınızda Konya Spor takım oyunu çok uzun tuttu. Evet. Ve defansı öne çıkartmadı. Neden? Çünkü Fenerbahçe oyuncularının geçiş üstünlüğüne sağlayacak oyunculara sahipti. Samat da arkaya deplase olabilecek bir oyuncu. Baktığınızda Valencia keza aynı şekilde. Tiam yine tempolu oyuncu. Ne yaptılar? 18 yayına kurdular defansını. Blokları da daralttılar. Kendi yarı sahalı alanlarında birlikte oldular. Oynatmadılar Fener. Oynatmadılar. Ama o zaman çaresi ne? Takım boyunu uzattı Konya Spor. Kendi takım boyunu da uzattı yalnız evet. Bu arada. Skaleşi ile beraber. Evet. Stoperle Skaleşi. Atak yaparken ve de kaldılar ha. Statik. Şimdi, evet. Çıkmadı defans. Takım boyu uzunken. Ya sen topla çıkabilen adamların var. Neden burada kısa kısa gitmiyorsun? Benim derdim bu Fenerbahçe. Çok iyi ayağa top yaptı. Hakan bir şey diyecekti. Çok, yok yok. Kesinlikle ayağa çok iyi toplar yaptılar Konya Spor. Tabii, tabii. Ayağa topları çok sağlam yapınca da muhteşem. Direkt kendini Fenerbahçe'nin yarı sahasına gördü yani. Bu maça kadar Fenerbahçe'nin arzu ettiğimiz o baskın futbolunu biz göremedik. Zaten Konyaspor'un bu kadar arkadan rahat çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi Fenerbahçe oyuncularının karşı rakip oyunculara tepkisiz olmalarıydı. Pres yapmadı. Baktığınızda Samata tek başına pres yapıyor ama arkadan destekleyecek oyuncu yoktu. Tıpkı geçen sene Vedat Muriç'in yaptığı gibi. Tabii. O hatayı devam ettiriyor Fenerbahçe. Mustafa Hoca bizi izliyormuş. Mustafa Özer Hoca, Ankara Spor Teknik Direktörü. Selam hocam. Hakan diyor, ilk 10 haftaya kadar teknik direktörlerin işi çok zor diyor. Neden diyeceksin diyor, koronadan dolayı. Ve çok sakatlıklar yaşanıyor maalesef diyor. Yani hocanın aslında söylediği oldukça doğru ya. Bir hafta, 10 gün antrenmana çıkamıyor futbolcular. Oyuncular, dikkat edin, hocalar kadro kurmakta çok zorlanıyorlar. Sadece Fenerbahçe için söylemiyor hoca bunu. Hastalıklar ve sakatlıklar bu dönemde oldukça zorluyor bizleri. Bu sakatlık böyle devam ederse ben takımlarımızın istikrarı oldukça zor yakalayacağını düşünüyorum. Haklı diyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Haklı. Çünkü ama şimdi çözüm var mı? Yapacak bir şey yok ama. Var. Yani, bence yok. Var. Ne var abi? Abi arkaya bakacaksın hemen. Ya madem tabii bugünden tabii. Bunu görüyorsun. İyi bir kadro kuracaksın doğru. Bugünden ama bunu görüyorsun. Ne yapacaksın abi? U19 takımın hocasına gideceksin. Entegre çalışacağız abi. Ki Mustafa Hoca bunu yapan bir hoca. Onu tenzih ederek konuşuyorum. Çoğu hocamız da yapıyordur diye düşünüyorum. U19'dan besleneceksin. Ama hangi takımı yapacaksın bunu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'la yapabilir misin bunu? Ve Serdar abi şu andaki yapamazsın bu süreçte abi. De sosyal hayatlarımızı
eskisi gibi bence sürdürebilmemiz imkansız. Ya bir de elbette. Şimdi bak, yani kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Ya Covid'den dolayı şey olmuyor. Yani futbolcular oynayamıyor. Cengiz Han, sakın getirme bu görüntüyü ekrana. Senden rica ediyorum, sakın. Aman, hayırdır? Aman getirme. Melo'nun bileği kırılmış. Oo. Çok geçmiş olsun Felipe Melo'nun bileği kırılmış ama